Çıkarmanın ikinci günü olan 26 Nisan günü Ertuğrul Koyun'da River Clyde'den sahile çıkan tabur sabahın erken saatlerinde taarruza başlamıştır. Settül Bahir köyünün yıkıntıları arasında 4 saat kadar süren sokak çatışmalarında bu tabur karşısındaki sadece 40 kadar Osmanlı askeri büyük bir direnç göstermiştir. Bu askerlerin büyük bir çoğunluğu yıkıntılar arasında gizlenip pusuya yatmış, İngiliz askerleri ilerledikçe ortaya çıkıp ateş açmışlardı. Settül Bahir köyünün işgali ardından İngiliz birlikleri koya hakim tepelere saldırmış, bu tepeleri de ele geçirmişlerdir. Bu tepenin elden çıkması üzerine Osmanlı birlikleri saat 14.30'da 3 kilometre gerideki Alçıtepe, Kirte köyü hattına çekilmeye başlamıştır. Gün içindeki taarruz ve Osmanlı tarafının karşı taarruzları karşısında İngiliz askerleri keşif görevi yapamayacak derecede yorulmuştur. Gece cepheden 1,5 kilometre kadar ilerleyen keşif birlikleri, her ne kadar Osmanlı birliklerine rastlamamış gibi görünse de Osmanlı askerinin cepheyi geriye çektiğine dair herhangi bir iz de bulamamıştır. Hem çekilmenin saptanamamış olmasından hem de birliklerin aşırı derecede yorgun olmasından dolayı İngiliz birlikleri çekildiğini düşündükleri Osmanlı birliklerini yakın takibe geçememiştir. Karadaki İngiliz askerleri ve komutanları geceleyin bir Osmanlı taarruzu olacağını beklemektedir. Nitekim İngilizlerin her ilerlemesinde sağdan yahut soldan görünmeyen bir yerden çıkan Osmanlı askerleri İngiliz askerlerine kan kusturmaktadır. Tüm geceyi son derece gergin bir halde geçirdiler. Ancak Osmanlı askerleri gece taarruzuna girişmedi. Gün içindeki kayıplar sonucu 26 Nisan gecesi tıpkı Arıburu cephesinde de olacağı gibi sakin geçti. Settül Bahir cephesindeki müttefik kuvvetlerinin 26 Nisan gecesi aldıkları emir, siper kazarak savunma düzeni almak, Osmanlı taarruzlarını püskürtmek ve kesinlikle geri çekilmemektir. İlerleyen günde karaya taze kuvvetler çıkarılacak ve ileri harekata ancak yeni askerler geldiği zaman devam edilecektir. İngiliz 29. Tümen Komutanı General Weston, 27 Nisan sabahı Alçıtepe yönünde taarruza karar vermiştir. Ancak 26 Nisan akşamı Fransız Doğu Seferi Tugay'ın cepheye intikalinin ancak öğlene doğru sağlanabileceği öğrenilince taarruzu öğlen vaktine ertelemeyi uygun bulmuştu. 27 Nisan sabahı ise söz konusu birliklerin karaya çıkışının gecikeceği ortaya çıkmıştır. Bu nedenle harekat 28 Nisan sabahına ertelenmiştir. General Weston 27 Nisan için ertelenen Alçıtepe taarruzu yerine sol kanadını ve merkez bölümünü ileri çıkartacak bir kısım taarruz kararları verecekti. Amaç hem bir sonraki gün girişilecek taarruz için daha uygun bir pozisyon oluşturmak hem de Hisarlık bölgesindeki çıkarma kuvvetleriyle temas kurmaktır. Osmanlı kuvvetlerinin zaten tahliye etmiş oldukları bu bölgedeki ileri harekat saat 16'da başlamıştır. Harekat sırasında kayda değer bir çatışma olmamıştır. Ancak birçok fedakar Osmanlı askeri ölü gibi yerde yatmış, İngiliz birlikleri ilerleyip geçtikleri esnada aniden kalkarak ölümcül bir mermiyle önemli İngiliz asker ve subaylarını öldürmeyi başarmıştır. İngiliz birliklerinin savaş notlarında Osmanlı askerlerinin ölümü ve ölmeyi hiç umursamadıkları, ölmeden önce bir hayli düşman öldürmeyi amaçladıkları yazılmaktadır. Harekat sonunda yani saat 17.30'da sahilden içerilere doğru ilerlenmiş ve Zığındere Hisarlık hattı birleştirilmiştir. İngiliz ve Fransızlar 27 Nisan gece yarısına kadar yeni cephe hattından siperler kazmışlardı. Osmanlı askeri ise yine bir gece taarruzuna girişmedi. Gece boyu İngiliz ve Fransız siperlerine tek tük ateş açılmıştır. Ancak düşman askerinin bol miktarda harcadığı cephane genelde karavanadır ve sadece mühimmat israfı olmaktadır.